Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun süredir yapmadığımız bir video içeriğiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz biz bazı telefonları oyun testine sokuyorduk ve burada sıcaklıklarını vesaire sizlerle paylaşıyorduk. Uzun süredir bunu yapmamamızın sebebi hani böyle sizlerden de bu konu hakkında biraz dönüş olmamasıydı. Biz genel olarak izleyicilerimizin tepkisine göre bu tarz testleri gerçekleştiriyoruz. GM21 Pro tarafında bazı istekler vardı. Abi oyun testi yapar mısın vesaire. Biz de sizleri kırmayalım ve bir oyun testi gerçekleştirelim istedik. Bu oyun testinde ne yapacağız? Dilerseniz öncelikle size bundan bahsedeyim ben. Burada GM21 Pro arkadaşlar. Call of Duty Mobile'ı yükledik biz buna. Yaklaşık olarak bir 15 dakikalık oyun deneyimi yaşayacağız. Bu oyun deneyiminin öncesinde telefonumuzun şarjına bakacağız. Şarj kaçtan kaça gelmiş bunu gözlemleyeceğiz. Onun haricinde şu elimde görmüş olduğunuz termometreyle, sıcaklık ölçerle telefonumuzun sıcaklığını ölçeceğiz. Neresi, kaç derece bunu size göstereceğim. Ve 15 dakikalık oyun deneyimi sonrasında telefonun sıcaklığı ne kadar artmış, ne kadar artmamış bunu da birlikte gözlemlemiş olacağız. Burada 15 dakikalık süreyi tutmamızın sebebi şu arkadaşlar. Zaten telefonlar, bilgisayarlar, konsollar bir oyunu açtığınız anda ne yapmaya başlıyor? Isınmaya başlıyor aslında. Dolayısıyla 10 dakika içerisinde maksimum sıcaklığa ulaşmış oluyor. Bu sıcaklık ilerleyen evrelerde çok fazla artmıyor. 1 derece, 1,5 derece, 2 derece. 2 derece artmaz hatta. Muhtemelen 1 derece civarında daha artar. Sonrasında ise ne oluyor arkadaşlar? İşlemci yüksek sıcaklıklarda kalmaya devam ettiği için işte donma kasma vesaire yapabiliyor. Ama burada önemli olan işlemcinin ne kadar ısındığı. Yani 15 dakika içerisinde kaç dereceye çıktı. Belli derecelerin üstüne çıktığı zaman gerçekten sorun var diyebiliriz. Ama bazı telefonların soğutma sistemi çok iyi olduğu için onlarda çok fazla ısınma olmayabiliyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada GM21 Pro'nun teknik özelliklerini bir hatırlayalım. Bu telefonda MT6785 yonga seti vardı arkadaşlar. MediaTek'in ürettiği bir yonga seti. 6 GB'lık RAM ve 128 GB'da dahili depolama alanımız bulunuyor. Tabi burada RAM ve yonga seti haricinde böyle dahili depolama alanının bir katkısı olmadığını belirtmek gerekiyor. Bir de önemli olan ne arkadaşlar? Burada General Mobile'ın nasıl bir soğutma sistemi tasarladığı. Biliyorsunuz bazı telefonlarda çok ilginç soğutma sistemleri oluyor. Sıvı soğutma vesaire koyanlar bile var hatta. Ama muhtemelen General Mobile en fazla termal boru koymuştur diye düşünüyorum ben. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtelim sizlere. Bu telefon içerisinde kullanılan yonga seti 12 nanometrelik bir yonga seti. Dolayısıyla transistörler arasındaki mesafe biraz fazla. Transistörler arasındaki mesafe arttığında transistörler biraz daha fazla ısınıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada telefonun yonga setinin fazla ısınması bizi çok fazla şaşırtmayacak. Bunun yanı sıra şunu da söyleyebilirim sizlere. Üretim teknolojisinde transistörler arasındaki mesafe arttığı zaman şarj tüketimi de biraz fazla oluyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan 5000 mAh'lık bir bataryaya sahip olan GM21 Pro'yu oyun testine sokalım. Şu anda arkadaşlar telefonumuzun şarjı %39 civarlarında. Ben şimdi telefona yakından geleceğim kamerayla hem ölçüm yapıp size göstereceğim. Sonrasında ise 15 dakikalık bir oyun deneyimi yaşayacağız beraber. Bakalım sonuç olarak telefonumuzun ısısı kaç derece olacak? Şarjı ne kadar düşecek? Bunu da beraber gözlemlemiş olacağız. Evet arkadaşlar telefonumuzun şarjı şu anda %39 seviyelerinde. Ben şöyle masanın üzerine koyayım telefonu. Ölçümü buradan gerçekleştireyim. Şöyle koyalım. Ölçüm yapayım şöyle 33,5-31-32 dereceler var önde. Tabi önemli olan ne? Telefonumuzun arkası, arka taraf kaç derece ona da bir bakalım. Şöyle tutalım yine. Evet arka tarafta da 31-32 dereceler söz konusu arkadaşlar. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan telefonumuzla oyun oynamaya başlayalım.
Evet arkadaşlar, gerçekleştirdiğimiz test boyunca gördüğünüz gibi %7'lik bir şarj azalması oldu. Yani 39'dan 32'ye düştü pil, derecede 41'e kadar yükseldi. Burada yorum sizlerin. Açıkçası hani şöyle ben tuttuğumda elim rahatsız oluyor mu? Evet, bir sıcaklık var. Gerçekten bunu rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Tabii şöyle bir etkeni de sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela bizim bulunduğumuz bu odada şu anda klima da çalışıyor. Dolayısıyla hani klima çalışmayan bir ortamda bu sıcaklık bir tık daha yükselebilir miydi? Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada şarjım ben yani 15 dakikada %7 bana biraz fazla geldi. Hani %2, %3 olsaydı tamam eyvallah derdik ama hani bir de 5000 mAh'lik bir bataryadan bahsediyoruz. 5000 mAh'lik bir bataryanın %7 gibi bir şarj tüketmesi, ki burada 350 mAh'e denk geliyor arkadaşlar. Yani biz 7 dakika oyun oynadık, burada 350 mAh'lik bir azalma oldu bataryada. Dolayısıyla bana biraz fazla geldi. Tabii yine de yorum sizlerin. Dilerseniz aşağıda yorum kısmında bizlerle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte farklı telefonlarla da bu tarz incelemeler yapmamızı istiyorsanız bize bu modelleri belirtmeniz yeterli. Örneğin işte şu anda sallıyorum, İşte Xiaomi, Redmi Note 10 ile böyle bir oyun testi gerçekleştirin vesaire gibi bir talep gelirse, eğer o telefon elimizde varsa, biz bu tarz videolar çekmeye devam edebiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte farklı içeriklerde yine beraber olmak dileğiyle bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.